Merhabalar. Bugün sizlere pofuduk pofuduk yumuşacık bir omlet tarifim var. 3 adet yumurta kullanacağım omletim için. Bir miktar kaşar, birazcık da tuz. Şimdi yumurtamın beyazı ile sarısını ayırdım. Burada sadece beyazı var. Üzerine şöyle yarım çay kaşığı tuz atıyorum. Ve bunu iyice beyaz köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Mikser de kullanabilirsiniz. Sadece el mikseriyle birkaç dakika çırpacağım. Hemen oluyor zaten. Evet, yumurtanın beyazını böyle köpük köpük yaptım. Şimdi yumurtanın sarısını da çatalla şöyle hemen çırpıp içerisine karıştıracağım. Yumurtanın beyazını böyle köpük köpük yaparsanız çok pofuduk bir omletiniz olur. Mutlaka güzel çırpmanız gerekiyor. Şimdi çırpıcı çıkartıyorum ve yumurtanın beyazını çok fazla söndürmeden şöyle alttan üste doğru karıştırıyorum. Evet, şimdi ocağımın başındayım. Uygun bir tava aldım. Tavamın ağzı kapalı pişireceğim birazdan. Kapağı var. Şu çok az bir tereyağı attım. Şu bir tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ koydum. Tereyağım eriyip tavam ısındıktan sonra yumurtamı dökeceğim. Şimdi yağım ısındı. Tavamın altını iyice kıstım. Şöyle tekrardan bir kere daha karıştırıyorum. Ve tavama döküyorum. Tavanızın altı çok yüksek olmasın. Birden altı pişer ve içi pişmez. O yüzden kısık ateşte pişireceğiz. Şöyle düzenliyorum. Şimdi tavamın ağzını kapatacağım. Şöyle yapalım. Zaten akışkan. Ağzını kapatacağım. Altının pişmesini bekliyorum. Arada bir kontrol edeceğim. Hemen bakıyorum. Çok çabuk pişiyor. Bizden başından ayrılmadım. 1-2 dakikada altı kızarıyor. Bakın çok güzel kabardı. Hiç ne kabartma tozu koyduk, hiçbir şey koymadım. Sadece yumurtayı iyi çırptığımız için pasta gibi kabardı. Şimdi tavamın üzerine bir tane tabak koyacağım. Şöyle ters çevireceğim. Evet, tabağımı aldım. Hemen bu tarafını da kızartacağım. Ama hemen kaşarını koyacağım. Çünkü diğer tarafı da çok çabuk kızaracak. Üzerine biraz kaşar atıyorum. Hemen ağzını tekrardan kapatıyorum. Kaşarların erimesi için. Evet, artık omletim pişti. Altını kapatıyorum ve servis tabağına alacağım. Omletimi servis tabağına aldım, dilimledim. Birazcık kenarlarına maydanoz attım. Birazcık da pul biber atıyorum. İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.